Enfes Mutfak kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Sizlerle birlikte Ramazan pidesi yapacağız. Çok güzel, yumuşacık bir pide yapacağız. Buyurun başlayalım. Öncelikle yarım paket yaş mayamı alacağım kabıma. Daha sonra 200 ml bardak ölçüsüyle bir su bardağı ılık suyumu ekleyip mayamı güzelce karıştırarak eriteceğim. Üzerine bir buçuk yemek kaşığı şekerimi de ilave edeceğim. Tuzu kesinlikle mayanın direkt üzerine ilave etmiyoruz. Öncelikle mayamızı aktifleştirmemiz gerekiyor, eritmemiz gerekiyor. Daha sonra arkadaşlar yoğurt kullandım. Bir çay bardağı, 100 ml çay bardağı ölçüsü ve yoğurdun sulu kısmını kullanmaya özen gösterdim. Siz de öyle yaparsanız daha iyi bir sonuç alırsınız. Yoğurdumu da ekledim. Şimdi güzelce tekrar çırpacağım. Bu işlemler çok önemli arkadaşlar. Kaliteli bir hamur yoğurabilmek için mayamızın güzelce erimiş olması gerekiyor. Tüm işlemleri yaptım ben. Şimdi 4 su bardağı unumu direkt karışımın içerisine alıyorum ve güzelce yoğurmaya geçiyorum. Arkadaşlar hamurun kıvamı bu şekilde olacak. Evet gördüğünüz gibi biraz yumuşak ve ele yapışan bir hamur olacak ve kaliteli bir hamura sahip olmak istiyorsak arkadaşlar püf noktamız hamuru güzel yoğurmak. Yani ne kadar diyelim en az bir 4 dakika 5 dakika kadar güzelce yoğurmak gerekiyor. Elinize böyle hafif bir sıvı yağ veya zeytinyağı dökerek hamuru toparlayabilir ve elinizi hamurdan kurtarabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bir saat mayalandırdım hamurumu. Gördüğünüz gibi gayet güzel mayalanmış. Tezgahımı birazcık unlayacağım. Hamurumu bezelere ayıracağım. Ve mayalanma işlemini yaparken arkadaşlar bir püf noktası da hamuru ılık bir ortamda mayalandırmak gerekiyor. Kesinlikle soğuk bir yere bırakmayın mayalanması için. Yoksa iyi bir sonuç alamazsınız o hamurdan. Ben iki bezeye ayırdım hamurumu. Eğer siz daha fazla pide yapmak isterseniz aynı ölçüyü ikiye katlayabilirsiniz. Veya bu ölçüde yapabilirsiniz. Şimdi bezemi bir oklava veya merdane yardımıyla üzerini çok unlamadan ve açacağım. Çok ince bir hamur olarak açmayacağım. Çok kalın da açmayacağım. Normal bir şekilde açacağım. Daha sonra tepsiye alacağım. Bir de arkadaşlar pidemizi tepsimize aldıktan sonra direkt üzerine yumurta sarısını sürüp şeklini vermiyoruz. Öncelikle tepsi mayasını alsın ki daha sonradan şekli bozulmasın ve üzerine örtmemiz gerektiği için bezimize bulaşmasın hem de üzerinde kurumasın. Şimdi tepsime aldım. Yine en az bir 20-25 dakika kadar mayalanmaya bırakacağım. Bir iki katı olacak yani e, pidemiz. Üzerini kapatacağım. Mayalanmaya bırakacağım. Hamurum gördüğünüz gibi gayet güzel mayalandı yine tepsi mayasını. Bir tane yumurta sarısının içerisine bir yemek kaşığı yoğurt koydum ve bir yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekledim karışımı güzelce karıştırıp pidemin üzerine süreceğim. Ondan sonra şeklini vereceğim pidemin. Her tarafına eşit gelecek şekilde sürüyoruz. Sadece yumurta sarısı da sürebilirsiniz. Veya içerisine yoğurt değil de bir yemek kaşığı süt de ilave edip sürebilirsiniz. Ve dört parmağımızı kullanarak arkadaşlar tepsiyi de çevire çevire bu şekilde pidemizin şeklini veriyoruz. Böyle bile çok hoş görünüyor. Şimdi şeklini verdim pidemin. Üzerine ben çörek otu ve susam kullandım. Dilerseniz kullanmayabilirsiniz. Tamamen sizin kendi damak zevkinize kalmış. Fırını açmıştım tabi bu arada. 220 derecede Gördüğünüz gibi pişti bir 20 dakika kadar. Yumuşaklığına bakar mısınız? Ben bastırıyorum, geri şişiyor pidemiz. Gayet yumuşacık güzel bir pide yaptık arkadaşlar. Siz de mutlaka deneyin. Pişman olmayacaksınız. Ölçülerim tam ölçüdür arkadaşlar. Benim tam yaptığım ölçülere göre veriyorum, yapıyorum burada kesinlikle ne eksik ne fazla. O an orada ne kadar ne kullanmışsam aynısını o şekilde yazıyorum. O şekilde anlatıyorum sizlere. Yapacak arkadaşlarıma afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.